Bakarsanız hakikaten ne demiş mi sorusunu sormak, sıkça sormak gerekiyor. Şimdi Türk Hava Kurumu baktığınız zaman yaklaşık 35 yıldır Türk Hava Kurumu orman yangınlarına yıllardır müdahale eden bir kuruluş. Ve baktığınız zaman yine kuruluş amacına da son derece uygun. Anayasamızın 169. maddesi de der ki işte ormanların korunması, işte yangınlardan, felaketlerden korunması diye bir hüküm var. O zaman ormanları korunması için ne gerekiyorsa bunun yapılması gerekir. Şimdi eğer Orman Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarını karşılamıyor, Orman Genel Müdürlüğü kendi uçaklarıyla müdahale etme imkanları yoksa o zaman bunu birilerine yaptırması lazım. Birileri kim? Zaten kuruluş amacına uygun olarak Türk Hava Kurumu 1925 yılında kurulmuş ve kuruluş amacı o dönemde Büyük Önder Atatürk döneminde zaten ormanların korunmasıyla ilgili. Madem ormanlarla ilgili bir uçağı var, yangın söndürme uçakları var, yangın söndürme helikopterleri var. O zaman ihaleler açılıyor. İhalelerde bu kurum kazanıyor. Şimdi siz bu ihaleleri yıllardır alan bir kurumun evinden alır ve ya sizin uçağınıza işte 5 damacana daha fazla alan uçak var. 5 damacana diyorum, bakın dikkat et, sadece 100 litre. 20 litrelik 4 tane 5 tane damacana eksik su alıyor diye eğer bir kuruluşu ihale dışı bırakıyorsanız doğru bir şey yapmıyoruz demektir. Çünkü eğer uçaklar faal olmasa zaten bu kuruluşları sizin ihaleye almanız mümkün değildir. İhaleye alıyorsunuz, ihale şartlarına demek ki uyuyor ama sadece 100 litre için bir uçağı hemen devre dışı bırakıyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman yine 2015 yılında da yine Türk Hava Kurumu ihalelere katılmış, kazanmış. 2016'da, 17'de, 18'de hep bu dönem ve bununla ilgili Türk Hava Kurumu'nun bünyesinde Gökçen Havacılık diye de bir şirket var. Bu şirketin amacı işte daha çok orman yangınları ile ilgili olan bir kuruluş. Şimdi orman yangınları ile ilgili son olarak yapılan ihaleye Türk Hava Kurumu'nun devre dışı bırakılmasını öngörülüyor ve bunun sebebi de dediğimiz gibi 100 litrelik gerekçe gösteriliyor. Arkasından da işte yetkililerin o dönem açıklamaları vardı. İşte efendim bu uçaklar da uçulmaz. Niye uçulmazmış kardeşim? Bir uçağın uçulmaması diye bir durum söz konusu değil. Uçağının bir parça ömürleri vardır. Bu parça ömürlerine göre uçağınızın dizaynını yaparsınız. O parçalar değişir. Bakımı yapıldığı zaman hep zaten konuştuğunuz pilotlar da hep şöyle der. Eski uçak yok, bakımsız uçak vardır derler. Bakımlı uçak haline getirmeniz için de nedir? Bunun bir imkanları var. Peki Türk Hava Kurumu'nda bu işleri yapacak kadro, eleman, işte teknik ekip var mı? Evet, onlar da var. Bu teknik ekibin ama bir de tabii ki bazı parçaların alınması, değiştirmesi için bunun da bir paraya ihtiyacı var. Şimdi tabii bunları kimle konuşuyoruz? Türk Hava Kurumu yetkilileriyle konuşuyoruz. Önceki genel müdürlerden Kürşat Atılgan, emekli general, eski milletvekili. Onunla konuştuğum zaman ben 2018 yılında görevden ayrılırken uçakların bakımı için 1 milyon dolar bıraktım diyor. Yani 1 milyon dolarlık harcamalarla uçaklar bir sonraki döneme hazır edilecek anlamı çıkıyor. Sonra 2018'de değişim olunca yeni bir Türk Hava Kurumu başkanlığına başka bir komutanın, emekli askerin gelmesinden sonra da onunla konuştuğum zaman da hepsine konuştuğum için söylüyorum. Hayır, bize 1 milyon 200 1 milyon dolar uçakların bakımı için bırakılmadı. 1 milyon 280 bin dolar o dönem zaten borcumuz vardı. Dolayısıyla onlar da borçlara gitti deniliyor. Böyle bir sıkıntı var. Peki ondan sonra bir de kayyum dönemi var. 2019 yılında kayyum dönemi var. Kayyum da diyor ki İşte 4 milyon dolar işte uçakların bakımı için harcanması gerekirdi. Harcayın kardeşim, siz kayyum olarak atanmışsınız. Ellerinizde bütün yetkiler ama ne yazık ki yetkileri uçaklar uçurmak için değil, illerde, ilçelerde Türk Hava Kurumu kadrolarını değiştirmek için kullanıyorlar. Bakıyoruz işte falanca ilde bir gün bile Türk Hava Kurumu'nun üyeliği olmayan kişiler bakıyorsunuz Türk Hava Kurumu'nun yönetimine geliyor. Malları hakikaten çok zengin bir kuruluş. İnsanların güven duyup bir dönem bağışlar yaptığı olan Türk Hava Kurumu'nda bakıyoruz ki bu bağışların yavaş yavaş çoğu elden çıkmaya başlıyor.
Bugün mal varlığı yönünden sata sata bitiremediler. Gerçekten öyle, bunu tabiri bilerek kullanıyorum. Sata sata bitiremediler. Ve günümüzde daha sonraki bir süreçte işte en son dönemde baktığımız zaman bir önceki döneme ilişkin 24 ayrı dava mahkemelere intikal ettirildi, savcılığa intikal ettirildi. Bakıyorsunuz yine o dönemle ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün incelemesi var, Yüksek Öğretim Kurulu'nun incelemeleri var. Yine aynı dönemle ilişkin derneklerle ilgili denetimler yapılıyor. Ve bağımsız bir kuruluşun yaptığı denetimlerde de kuruluşun iflas ettiği, Türk Hava Kurumu'nun artık iflas ettiği gibi bir acı sonuç çıkıyor. Bunlarla ilgili olarak yine Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'ndan elemanlar isteniyor. İşte İçişleri Bakanlığı'ndan mülkiye müfettişleri geliyor. Ve tabii ki olayların evrakları gerekiyor. Ancak görülüyor ki evrakların önemli bir bölümü, yani yolsuzluklarla ilgili evrakların önemli bir bölümü kayıp. Yok. Nereye gittiği belli değil ve dolayısıyla bunlarınla ilgili çalındıkları, ortadan kaldırdıkları ortaya çıkıyor ve bu olay da ayrıca yargıya bu şekilde intikal ediyor. Şu anda bile Ankara Adliyesi'nde ortaya çıkartılmış 24 ayrı dosya, yolsuzluk dosyası bulunuyor. Şimdi ya devletin iyi bir amaçla Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu bir derneğin, bir kuruluşun, Türk Hava Kurumu'nun ve gönüllülük esası olan bir kuruluşta bu kadar yolsuzluk, bu kadar insafsızlık olur mu? Bugüne yeter kadar yani. Yapılan soruşturmaların kaynağı nedir peki? Kaynağı işte tabii ki müfettiş raporları, denetim raporları ve bu denetim raporları sonucu Cumhuriyet Savcılıklarına yapılan intikaller. Hı. Ayrıca bina satışlarında müthiş yolsuzluklar var. Ve bakıyorsunuz yine kıymetli arsalarının bulunduğu yerler, yüzden fazla bina, tesisi falan, bunlar da satılmış durumda.